Herkese merhaba. Yeni bir videoyla daha karşınızdayız. Yine Trabzonspor'un gündemini değerlendirmeye çalışacağız. Yine moraller yerinde, yüksek. Şu sıralarda Trabzonspor antrenmanı da sona erdi. Ama biraz keyif kaçırabilecek bir haber var. Henüz netleşmedi durumu. Dansville ile alakalı onu paylaşacağız. Yine takımın son durumuyla alakalı bazı bilgiler vereceğiz. Şampiyonluk kutlamalarıyla alakalı bir iki ufak detaya gireceğiz. Çünkü sürprizin kaçırmayalım. Ya birçok konuda bilgimiz var ama sürprizleri kaçırmayalım. Bunun heyecanı, atmosferi çok daha farklı. Oyun planıyla alakalı yine bir şeyler konuşuruz. Ferdi Kadıoğlu'nu daha önce söylemiştim Fenerbahçe ile imzalayacak diye. O da çok ciddi bir paraya imza atıyor. O yüzden Trabzonspor'un gündeminden çıkıyor. Siz çok fazla sayıda transfer soruyorsunuz. Sanırım herkes olaya şöyle bakıyor. Bu sezonu artık garantiledik. Gelecek sezonu planlayalım. Gelecek sezonun kadrosunu şekillendirmeye başlayalım diye çok sayıda transfer sorusu geliyor. Yine Vitor Hugo ile de ilgili güzel gelişmeler var. Uzatmadan başlayalım. Zaten videonun içerisinde bu konuların hemen hemen hepsine değinmeye çalışacağız. Öncelikle Çaykur Rizespor maçı öncesi Abdullah Hoca'nın yapmayı planladığı değişikliklerle alakalı bir daha özet geçelim. Zaten Uğurcan Çakır kart cezalısı olduğu için bu karşılaşmada görev yapamayacak. Onun yokluğunda kalede Erce kardeşlerin görev yapması planlanıyor. Savunmanın solunda da Puat cezalı olduğu için son karşılaşmada oynamamıştı. Tronsen başlamıştı ama bu maçta yine bir değişiklik bekliyoruz ve Tronsen'in yerine Yusuf Erdoğan'ın maça başlama ihtimali var. Zaten idmanda da yoktu Tronsen bir sorundan dolayı, onu konuşacağız. Orta sahada Berat yerine Dorukhan Toköz'ün ilk 11'e gelmesi bekleniyor ama en radikal değişim diyebileceğimiz nokta Cornelius yerine Canini Semedo'nun maçı 11'de başlama ihtimali var. Parantez içerisinde ihtimal olarak bunu söylüyorum. Çünkü henüz net bir karar vermedi teknik ekip. Canini Semedo son haftalarda oyuna sonradan girdiği anda çok ciddi katkılar vermeye başladı. Cornelius da karşılaşma içerisinde Abdullah Hoca'nın beklentilerini karşılıyor. Evet ama Canini Semedo'nun da hani bu performansının bir şekilde ödüllendirilmesi gerekiyor. O yüzden Canini Semedo ihtimali daha yüksek gibi gözüküyor. Onu zaten taktik antrenman yarınki muhtemel 11'de yine tekrar değerlendiriyor oluruz. Trabzonspor taraftarlarının bir organizasyonu var. Takımı Çaykur Rizespor maçı için cuma günü tesislerden çıkışta alacaklar, orada uğurlayacaklar. Rize sınırına kadar konvoy eşliğinde bir getirme düşüncesi var. Tabii buna Emniyet Müdürlüğü nasıl yaklaşacak? Burası da önemli çünkü Allah göstermesin bir kazaya sebebiyet verecek bir durumun oluşması da istenmez. Bununla ilgili de bazı önlemler de alınacak. Böyle bir organizasyon var. Muhtemelen katılım da çok fazla sayıda olacaktır. Zaten 2 hafta sonra şampiyonluğu garantileme ihtimali var. İhtimali var Trabzonspor'un. Onunla ilgili de zaten Allah nasip ederse farklı detayları paylaşıyoruz ama gerçekten o kadar güzel yorumlar, mesajlar atıyorsunuz ki Allah razı olsun. Biz de kendimizi geliştirmeye devam edelim. İmkanlar ölçüsünde her gün bir video çekmeye çalışıyorum. Şu antrenmana bir geçelim. Çünkü antrenmanda bazı sorunlar oldu. Sorunlar derken yani sıkıntılı bir süreç vardı. Dansville dün yapılan antrenmanda bir darbe aldı. Ve bu darbeye bağlı olarak bu akşam yapılan antrenmanda takımla çalışmadı. Hani Çaykur Rizespor maçına kaçırır mı henüz netlik kazanmadı. Çünkü darbe aldı ve bu tedbir amaçlı olarak dinlendirildi ve sağlık ekibi tedavisini sürdürüyor. Çok ciddi bir şey olmadığı bilgisi bize verildi ama kontrolleriyle ilgili de çok fazla da detay paylaşılmadı açıkçası. Sadece bu akşam antrenmanına çıkmadığını söyleyelim. Yani Dansville ile ilgili zaten bir sorun oluşursa, ki umarım öyle bir sorun çıkmaz. Çünkü zaten sağ stoper bölgesinde sorun var Trabzonspor'un. Dansville orayı ciddi şekilde götürüyorken bir sorunla daha boğuşmak durumunda kalabilir Trabzonspor. Ama çok ciddi gözükmediğini tekrar belirtelim.
Orada Hüseyin Türkmen o zaman formayı kapacak isim olur. Dansville ile ilgili böyle bir sorun ortaya çıkarsa. Yine Tronsen de bu akşam antrenmanında tedbir amaçlı çıkmayan isimlerden bir tanesiydi. Ama zaten orada bir Yusuf Erdoğan hamlesi beklediğimizi söyledik. Vitor Hugo ve Marek Hamşik de antrenmana katılmadı. Marek Hamşik Trabzon'a döndü. Oradaki raporlarla, oradaki tedavi programıyla şimdi burada yeni bir program belirlenecek. Ve milli maç arasında artık takıma katılması planlanıyor Marek Hamşik'in. Zaten 60 günü geçen, 70 güne dayanan bir sakatlık süreci oldu. Beşiktaş maçında eğer forma giyecekse bu süre 80 günü de bulacak. Çok uzun süreli bir sakatlıktan bahsediyoruz. Ama bu milli maç arası onun geri dönüşü noktasında çok çok önemli bir fırsat olarak gözüküyor. Beşiktaş maçına en azından yetişmesi noktasında. Biraz daha özetleyecek olursak Tronsen ve Janin Semedo tedbir amaçlı olarak, özür diliyorum, Tronsen ve Dansville tedbir amaçlı olarak bu akşam yapılan antrenmanda takımla çalışmadı darbe aldıkları için. Vitor Hugo ve Marek Hamşik de yine çalışmada yer almayan diğer isimlerdi. Ama antrenmanda moraller, keyifler yine oldukça yüksek. Takımın genel ruh hali zaten çok çok olumlu. Vitor Hugo'nun sakatlığıyla alakalı da oyuncu ülkesine gitti. Orada da kontrolleri yapıldı. Palmeiras takımının doktoruna da gözüktü. Burada farklı fikirler de alınıyor tabii ki. Tedavi süreci olumluya gidiyor. Bildiğiniz gibi kırık oluşmuştu sağ diz alt bölgesinde. Trabzon'a dönecek önümüzdeki günlerde ve Trabzon'a döndükten sonra da tedavisi devam edecek. Yani sezonu kapattı diyoruz çünkü son 1-2 maça yetişme ihtimali var Marek Hamşik'in, ama bu risk alınır mı? Onu tabii ki teknik ekip, sağlık kurulu ve oyuncu üçü birlikte karar verecek. O zamana kadar belki daha iyi bir antrenman programı uygularsa, yani şimdi hafif hafif başlayacak zaten oyuncu. O zamana kadar tamamen iyileşirse belki son 1-2 maç bir ihtimal ortaya çıktı artık. En azından sürecin buraya kadar gelmesi bile çok çok değerli. Çünkü ilk başlarda, ilk tanıda oyuncunun 6 ay sahalardan uzak kalabileceği söylemişti. Şimdi o süre 2,5 aya kadar düştü ki bu çok çok güzel bir gelişme Trabzonspor adına. Zaten stoper bölgesinde yaşanan belli başlı sıkıntılar ortadayken Trabzonspor'la ismi çok fazla anılıyordu Ferdi Kadıoğlu'nun, ama Fenerbahçe'de sözleşme imzalayacak. Hatırlarsanız birkaç yayında da bunu söylemiştim. Ben Fenerbahçe'yle imza atacak diye biliyorum çünkü çok ciddi bir miktarda para teklif etti Fenerbahçe ona. Bu rakamın 30 milyon TL civarında olduğunu öğrendik. Çok ciddi bir rakamdan bahsediyoruz. Yerli bir oyuncuya verilen en yüksek rakam olacak gibi gözüküyor şu an diğer oyuncularla kıyaslandığında. Bu şartlara tabii ki Trabzonspor'un çıkması çok beklenmiyordu. Zaten oyuncu da orada kalma düşüncesindeydi. Fenerbahçe'nin de genç çıkardığı oyuncular var özellikle Arda, ama Trabzonspor boyutunda da Trabzonspor altyapısından da yeni yeni isimler çıkmaya başladı. 19 takımdan stoper Ali ile de sözleşme imzaladı Trabzonspor ve Abdullah Hoca zaman zaman onu A takım antrenmanlarına da dahil ediyor. Sezon sonu kamp kadrosu içerisinde yer alması beklenen isimlerden bir tanesi. Ama zaten Ahmet Can Kaplan'ın Allah nazardan korusun gidişatı çok çok iyi. Yolu açık, önü açık. Bakalım süreci nereye doğru gidecek. Çaykur Rizespor Kulübü'ne ulaştım. Hani scout ekiplerinin bu maçı izlemek için size yönelik bir talebi var mıydı, Trabzonspor maçını izlemek için? Onlar kendilerine bu yönde bir talebin gelmediğini söylediler. Ev sahibi takım Çaykur Rizespor olduğu için maçı izlemek isteyen scout ekipleri o kulübe talepte bulunmak zorunda. Ama Çaykur Rizespor cephesi şu ana kadar herhangi bir scout'un kendilerine başvuru yapmadığını söyledi. Bunu da söyleyeyim. Yani Çaykur Rizespor maçı, ama şu an için birkaç güne bir şey değişir mi bilmiyorum. Şu an için böyle bir durumda yok gibi gözüküyor. Başka TS Club'larda forma konusunda bazı sorunlar var. Onları da forma bulma, tedarik etme konusunda bazı sorunlar var. Çünkü ben de bugün çok sayıda forma aldım. Sipariş eden arkadaşlarım vardı onlar için. Large beden konusunda biraz sorunlar var. Bazı formaların bedenleri konusunda da sıkıntılar var, ama önümüzdeki hafta içerisinde yaklaşık 15 bin adet formanın TS Club'lara ulaşması bekleniyor. Tabii bu 15 bin forma
beklentileri karşılayacak mı? Karşılamaz ama kısa sürede en azından ihtiyaçları giderme noktasında bir ilaç olacak gibi gözüküyor. Onu da önümüzdeki hafta içerisinde en azından TS Club'lara yetişeceğini söyleyebiliriz. Şampiyonluk kutlamalarıyla alakalı bir yandan acaba ne dedim diye düşünüyordum da çünkü birkaç konuyla ilgili giriş yaptık. Şöyle bir düşünce var. Sezonun son karşılaşmasını Atatürk Olimpiyat Stadı'na aldırma düşüncesi var. Buna sıcak bakıyor. Hem Başakşehir Kulübü hem de şu an o stadın kullanım hakkını elinde bulunduran Karagümrük Kulübü. Ama şimdiden hala Başakşehir'in matematiksel olarak şampiyonluk iddiası olduğu için hani bunu teklif etmek iki takım açısından da etik olmaz. Matematiksel olarak bir garantilenme ortaya çıktığında Başakşehir Kulübü ile o zaman görüşme yapılacak. Ama Karagümrük'te bir ön görüşme yapıldı. Onlar sıcak bakıyor. Yani sezonun son maçını Olimpiyat Stadyumu'nda oynamak için muhtemelen Türk futbol tarihinin seyirci rekoru o karşılaşmada kırılır. Tabii şartlar el verirse, buna sadece kulüpler değil, İl Spor Güvenlik Kurulu'nun da onay vermesi gereken bir durum olacak. Birçok firma Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarını organize etmek için girişimde bulunuyor. Trabzonspor Kulübü bu konuda bir şu anda sürekli her gün toplantı halindeler. Bunu çok fazla dillendirmek istemiyorlar doğal olarak. Çünkü matematiksel olarak şampiyonluk hala garantilenmediği için hani böyle bir havaya girmek de istemiyorlar. Ama bir yandan da bunların planlanması da gerekiyor. Bu süreçle alakalı olarak sürekli toplantılar, istişareler yapılıyor. Sadece birkaç ufak detay vereyim. Uluslararası ve ulusal önemli sanatçılarla görüşme yapıyor kulüp. Hani burada çok uzun zaman sonra gelecek bir şampiyonluk olduğu için tabii inşallah nasip ederse Allah en görkemlisini yapmaya çalışacaklar. En azından söyledikleri sözler bu. Uygulamada tabii ki bazı aksaklıklar olabilir. Bu çok normal ama planlama şu an için bu yönde devam ediyor. Stadyum bildiğiniz gibi deniz kenarında. Denizle ilgili orada bazı düşünceler var. Yani kutlamaların o boyutta çok da hani işin püf noktalarını verip sürprizi de bozmak istemiyorum ama çok güzel planlamalar var. Heykel planlaması var. Yeni bir şampiyonluk marşı planlaması var. Birçok şampiyonluk forması planlaması var. Böyle birçok detay var. Ben bahsettiklerim sadece küçük noktaları diyeyim size. Önümüzdeki günlerde biraz daha iş garantilenmeye başlayınca bunları daha da fazla paylaşıyor oluruz. Transfere girmeyelim şimdi. Şu maç var. Çaykur Rizespor maçı. Zaten ondan sonra 15 günlük bir ara var. Orada belki bazı şeyleri konuşma fırsatımız, size anlatma fırsatımız olur diyelim. Umarım bu videoyu da beğenirsiniz. Görüşlerinizi de aktarırsınız. Gerçekten yorumlarınız, beğenileriniz, destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Hatta dün sabah 5 gibi telefonuma bir mesaj geldi. 4.30-5 gibi Almanya'dan bir abi yazmıştı. Yani çok güzel, inanılmaz mutlu ediyorsunuz. Ben de elimden geldiğince size güzel bilgileri aktarmaya devam edeceğim. Allah sağlık sıhhat verdikçe hepimize tabii ki inşallah. Kendinize iyi bakın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.